Merhaba, selamlar. Bu haftaki yeni videomdasınız. QCE markasının daha önceden GTC modelli akıllı saatini kullanma ve inceleme fırsatım olmuştu. Bugün ise QCE markasının GTS modelli akıllı saatini inceleyeceğiz. Daha önceki GTC modelinin üzerinde bayağı bir güncelleme, upgrade yapılmış, yeni özellikler eklenerek GTS modeli ortaya çıkartılmış. Eğer bu saati satın almak isterseniz videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum kodu kullanarak QCE'nin internet sitesi üzerinden bu saati %10 indirimli satın alabilirsiniz. Şu şekilde bir kutuyla bizlere geliyor arkadaşlar. Ön tarafta saati görüyoruz. Saatin özellikleri arka tarafta belirtilmiş. Saat kordonları takılmış. Hazır bir şekilde kutu içeriğinden çıkıyor. Kullanım kılavuzu kitapçığı kutu içeriğine eklenmiş. Ve saatin şarj işlemini yapabildiğimiz mıknatıslı şarj kablosu da yine kutu içeriğinde bulunuyor. Saatin öncelikle malzeme kalitesinden bahsetmek gerekirse silikon 22 milimetrelik kordonlarla bizlere geliyor ve bu kordonları çıkartarak isterseniz farklı bir kordonla saati takıp kullanabilirsiniz. Ve saatin gövdesine ve ekranda baktığımızda kolaylıkla çizilecek gibi durmuyor. Yan tarafta bir tane kontrol tuşu olduğunu görüyoruz ve alt kısımda sensörler var. Bu sensörler sayesinde kalp atış hızını ve kandaki oksijen oranını takip edebiliyoruz. Sensörlerin üst kısmına baktığımız zaman mıknatıslı şarj yüzeyini görebiliyoruz burada ve saatin sol tarafına baktığımız zaman hoparlör çıkışı bulunuyor saatte. Aynı zamanda saatte bir de mikrofon var arkadaşlar. Kontrol tekerleğin hemen üst kısmında mikrofon girişinde görebilirsiniz. Bu hoparlör ve mikrofon sayesinde telefonla bağlantıyı sağladıktan sonra telefon görüşmelerini saat üzerinden yapabiliyorsunuz veya isterseniz müzik dinleyebiliyorsunuz. Genel anlamda parlak bir ekranla karşılaşıyoruz. Güneşli havalarda dahi rahatlıkla renkleri seçebiliyoruz, yazıları seçebiliyoruz. 1.85 inçlik TFT ekran 240x280 piksellik görüntüyü bize verebiliyor. Saatin ekranı güzel görüntüleri bizlere verebiliyor. Yani piksel piksel görüntüyle karşılaşmıyoruz eğer saat ekranına çok fazla yaklaşmazsak. Renk canlılığı noktasında ve parlaklık noktasında çok başarılı bir ekran olmuş. Ve akıcılık anlamında da gayet akıcı bir ekran. Menü içerisinde falan gezerken donma kasılma olmuyor. Ayrıca ekran çerçevelerinden de bahsetmek istiyorum. Gayet ince çerçeveler sahipler. Fiyat performans odaklı bu saatte böyle ince çerçeveler görmek güzel bir olay. Saat içerisinde 280 mAh'lik batarya bulunuyor ve normal kullanımda 14 güne kadar saati kullanabiliyoruz. Ama saati telefonla bağlantıyı sağladıktan sonra tüm özellikleriyle kullanırsak eğer bu kullanım süresi 4 güne kadar düşüyor. Burada kullanmadığımız bazı özellikleri kapatırsak örneğin nabız takibini yapmıyorsanız, kandaki oksijen oranının takibini yapmıyorsanız bu özellikleri kapatarak saatin kullanım süresini bir haftaya kadar yükseltebiliyorsunuz. Bluetooth'un 5.0 versiyonuyla telefonlarla bağlantıyı sağlayan saatin kullanım mesafesi 10 metre. Bu 10 metrelik çekim mesafesi içerisinde telefonlarla kolay ve hızlı bir şekilde bağlantıyı sağlayan saat kolaylıkla bağlantı kopukluğu yaşatmıyor ve suya dayanıklılık noktasında ise kendisinde IP68 sertifikasını bulunduruyor. Genel olarak saatin ekranına baktığımız zaman kolay ve kullanışlı bir menü oluşturulduğunu görüyoruz. Saat içerisinde toplamda 5 tane kadranla birlikte bizlere geliyor. Kadranları değiştirmek istediğimizde ekrana basılı tutmamız yeterli. Daha sonrasında sağa sola geçişler yaparak kadran değişikliğini yapabiliyoruz ve saatin uygulaması üzerinden de 100'den fazla kadrana erişim sağlayabiliyoruz. Veya isterseniz telefonunuzun galerisindeki bir fotoğrafı da kadran olarak kullanabiliyorsunuz. Üst taraftaki kadranı indirdiğimiz zaman burada birçok ayara erişim sağlayabiliyoruz. Uyandırma modu bulunuyor saatte. Uyandırma modunun dışında bir de sağ taraftaki buton sayesinde saatin ekranını uyandırabiliyoruz. Biliyorsunuz. Uyandırma modunda gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Çok fazla gecikme olmadan direkt ekranın uyandığını görebiliyorsunuz saatte. 3 farklı tema görünümü var. Bu tema görünümlerinin geçişlerini de yine buradan sağlayabiliyorsunuz. Telefonla bağlantıyı buradan sağlayabilir ve bağlantıyı sonradan tekrar kesebiliyorsunuz. El feneri var burada. El fenerini açarak ekranın parlak bir hal alıyor ve bu şekilde karanlık ortamlarda size yardımcı olabiliyor. Üst taraftan ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ekran parlaklığı şu an %50'de ama isterseniz güneşli ortamlarda bunu %100'e çıkartarak ekranı daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunların dışında genel anlamda saatin tüm ayarlarına erişebildiğimiz ayarlar kısmına geçtiğimizde burada ekran parlaklığını, ses ve titreşimi, isterseniz şifreleme işlemini, yine uyandırma, rahatsız etme ve dil seçme ve aplikasyonu da yine buradan kare kodunu taratarak telefonunuza indirebiliyorsunuz. Ve sistem kısmından da yeniden başlatma, saati kapatma ve sıfırlama, resetleme işlemini yapabiliyorsunuz. Menünün sağ tarafına geçtiğimiz zaman burada aktiviteler kısmı var. Yakmış olduğumuz kaloriyi, bulunduğumuz konumu ve atmış olduğumuz adımı buradan takip edebiliyoruz. Ve bir sağa geçtiğimiz zaman arama kısmını görüyoruz. Burada kişiler kısmı, arama kayıtları ve klavye kısmı var. Klavye kısmından bir numaraya tuşlayarak arama işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Arama kayıtlarından daha önceden yapmış olduğunuz aramaları
uygulamaları görebiliyorsunuz. Kişi kısmına ise telefonla bağlantıyı sağladıktan sonra rehberinizdeki belli sayıdaki kişilere herkese atamıyorsunuz. Buradaki kişiler kısmına yükleyebiliyorsunuz. Ve sağ kısımdan devam edersek burada uyku modu var. Uyku modu ile günde ne kadar uyudunuz, ne kadar uyumanız gerektiği ile ilgili bilgilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Kalp atış hızının takibini yine buradan yapabiliyorsunuz. Kandaki oksijen oranının yine takibini sağ taraftaki menüden yapabiliyorsunuz. Telefonla bağlantıyı sağladıktan sonra müzik kontrolünü de müzik çalar üzerinden yapabiliyorsunuz. Ses kontrolünü buradan yapabiliyorsunuz ve saatin hoparlörünü müzik dinlerken kullanabiliyorsunuz. Ve hava durumuyla da ilgiyi yine sağ taraftaki menüden alıyorsunuz ve son olarak egzersiz kısmında da 100'den fazla spor dalı ile ilgili egzersizleri takibini buradan yapabiliyorsunuz. Örneğin spor salonuna gittiğiniz zaman hangi sporu yapıyorsanız o spor modunu seçerek yapmış olduğunuz kaloriyi takip edebiliyorsunuz. Ve menünün alt kısmına geldiğimiz zaman burada bildirim kısmını görüyoruz. Bildirim kısmında hem mesajları görüyorsunuz sosyal medya üzerinden hem de normal SMS'lerinizi görebiliyorsunuz ve bildirimlerinizi de görebiliyorsunuz. Mesaj uzunluğu anlamda gayet yeterli. Çok fazla uzun mesajları görüntüleyemiyorsunuz. İsterseniz buradaki mesajları ve bildirimleri de tamamen silebiliyorsunuz. Ve saat içerisindeki uygulamalara geçmek için yan taraftaki kadrana bir defa dokunmamız lazım. Uygulama menüsüne baktığımız zaman birçok uygulamanın olduğunu görebiliyoruz. Örneğin fotoğraf modu sayesinde telefonda bağlantıyı sağladıktan sonra fotoğraf çekme işlemini yapabiliyoruz. Hesap makinesi var. Hesap makinesi üzerinden hesaplama işlemlerini yapabiliriz. Zamanlayıcı var. Zamanlayıcının dışında burada stres uygulaması var. Stres uygulaması sayesinde kalp atış hızınıza ve kandaki oksijen oranına göre size stresli misiniz, değil misiniz diye bilgi veriyor. Nefes düzenleyici uygulaması var. Nefes düzenleyici uygulaması ile nefes alıp vererek nefes düzenlemesini yapabiliyorsunuz. Ve burada bir de oyun mağazası var. Oyun mağazası içerisinde bir tane oyun var. İsterseniz bu kuş oyunu da oynayabiliyorsunuz. Ve telefonunu bul uygulaması var. Telefonunu bul uygulamasıyla telefonunuza sesli titreşimli bildirim gidiyor. Telefonunuzu kaybettiğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Bunun tam tersi de uygulaması üzerinden var. O şekilde de saati bulabiliyorsunuz. Uygulamasından bahsetmek gerekirse Türkçe bir uygulaması var. Kolay ve kullanışlı bir menüye sahip. Aynı zamanda QCE marka bir Bluetooth kulaklığa sahipseniz yine bu uygulama üzerinden bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Hem akıllı saatinizi hem de kulaklığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Uygulamanın ana ekranında gördüğünüz gibi yapmış olduğunuz aktiviteler, atmış olduğunuz adımı, kalp atış hızını, kandaki oksijen oranını, etkinliklerinizi, uyku saatinizi, duygularınızı vesaire vesaire buradan birçok kişisel ayara erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada saatimiz var. Saatimizi seçtikten sonra sağlık izleme, uyarı ve hatırlatma ayarlarını yine telefon ayarı gördüğünüz gibi burada telefon ayarı açtıktan sonra telefonla görüşmeleri ve mesaj bildirimlerini alabiliyorsunuz. Fotoğraf çek, saati bul. Saati bulu açalım mesela şu an. Titreşimli ve sesli bir şekilde bildirim gidiyor. Saatinizi kaybettiyseniz hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Saat ayar kısmına geldiğimiz zaman burada cep telefonunu bul, uyandırmak için kaldır gibi ayarlar açabiliyorsunuz. Cihaz dilini, birimi, zaman formatını ve fabrika ayarlarını en son dönebiliyorsunuz. Uygulama üzerinde 100'den fazla kadran var veya isterseniz telefonunuzun galerisindeki bir fotoğrafı da kadran olarak yine kullanabiliyorsunuz. Egzersiz kısmına geldiğimiz zaman söylediğim gibi 100'den fazla spor dalı var arkadaşlar. Hangisini artık yapıyorsanız buradan seçerek egzersiz bilgilerinizi buraya kaydedebiliyorsunuz. Verilerinizi buraya kaydedebiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz kalorinin takibini yine buradan yapabiliyorsunuz. Ve saatin telefonda bağlantısı sağladıktan sonra müzik çalar kontrolünü saat üzerinden yapabiliyorduk arkadaşlar. Burada şarkının ismini görebiliyoruz. Telifsiz bir tane müzik açtım. Sesini yükseltelim. Hoparlörün ses seviyesinde gayet yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şu an mikrofondan size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama ben kendi sesimi duymakta zorlanıyorum. Şimdi bir de arama gerçekleştireceğiz. Saatin mikrofon performansını test edeceğiz. Alo. Sesim nasıl geliyor? Uzaktan geliyor. Uzaktan geliyor. Netliği nasıl? Beni tam anlayabiliyor musun şu an? Aynen anlaşılıyor. Sadece kısık gibi. Kısık gibi. Şimdi nasıl? Şu an daha iyi. Biraz yaklaştırdım. Saat benden uzaktı. Onun için belki ses uzak geliyor olabilir. Şu an yaklaş evet. Biraz daha yaklaştırdım şu an. Onun için belki evet. Biraz daha net gelebilir. Net geliyor. Yani böyle boğuk gelmiyor ama sadece uzak geliyor. Tamamdır. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Saatin mikrofon performansı genel anlamda başarılı arkadaşlar. Sesi net ve temiz bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor.
Eğer karşı taraftan telefon görüşü gelirse size ekranda numara olmadan sadece rehberdeki ismiyle kayıtlı kişiyi görebiliyorsunuz ve saatinizden cevap vererek konuşmayı yapabiliyorsunuz. QCE markasının GTS modeli akıllı saati fiyat performans odaklı bir akıllı saat olarak değerlendirebileceğimiz bir model olarak ortaya çıkmış. Taşıdığı özelliklere şöyle bir göz attığımızda ilk başta telefonla görüş özelliği gerçekten dikkat çekiyor ve çok başarılı bir ekranda olduğunu söylemek istiyorum. Fiyatıyla odaklı düşündüğümüz zaman bu fiyata alabileceğimiz akıllı saatlerde telefon görüşme özelliğini mesela bulamıyoruz veya birçok modelde de başarılı bir ekrana ulaşamıyoruz. Saatin sahip olduğu satış linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum dostlarım. Oradan tıklayarak isterseniz satın alabilirsiniz. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Saat hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.